Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tırmanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Kuşoğlu, CHP Çankaya İlçe binasının açılışında partililere Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum diye seslendi. Kılıçdaroğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı adaylığının sinyalini vermiş, ittifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız demişti. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'le Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişlerdi. Kuşoğlu Kılıçdaroğlu dostu Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi önemli bir nokta. Çünkü Bülent Kuşoğlu bürokrasiden bu yana Kılıçdaroğlu'nun yakın arkadaşı çekirdek ekipten. Doğru Yol Partisi'nde de milletvekili yapan Kuşoğlu, CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan yardımcılığına getirildi. Külliyeye giden CHP'li olayında faturanın Bülent Kuşoğlu'na kesilmeye çalışılmasına rağmen Kılıçdaroğlu hem parti meclisi listesini aldı hem yeni dönemde genel başkan yardımcısı yaptı. Bülent Kuşoğlu konuşuyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde konuşuyor diye değerlendirmek lazım. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı. Peki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını istiyor mu? Yakın çevresinden birisi genel başkanı her geçen gün Cumhurbaşkanı adaylığını daha çok içselleştirmeye ve kendini ona göre hazırlamaya başladı dedi. CHP içinde bir grup Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını hazırlıyor. Kılıçdaroğlu da zaten bütçe görüşmeleri sırasında laf atan AK Parti milletvekillerine benim aday olup olmayacağımız size kim söyledi diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığının startını vermişti. O günden itibaren Kılıçdaroğlu'nu öne çıkaran imaj çalışması başladı. Videolar çekildi. Kılıçdaroğlu gençlerin demokrat amcası oldu. İyi Parti'de Kılıçdaroğlu rahatsızdı. Kılıçdaroğlu'nun adım adım Cumhurbaşkanı adaylığına doğru ilerlemesi Millet İttifakı ortağı İyi Parti tarafından dikkatle izleniyor. Millet İttifakı olarak ortak karar almadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ön plana çıkarılması bir dayatma olarak değerlendiriliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu kez ortak aday çıkarılması görüşünde. Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda üç ayaklı bir konsept ortaya koydu. 1- Ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam. 2. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ortak aday çıkarmalıdır. 3. HDP ayrı aday çıkarmalıdır. İyi Parti Akşener'i istiyor. Akşener'in bu kez Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönündeki mesajlarına rağmen İyi Parti'de Meral Akşener ortak aday olsun eğilime ağır basıyor. İYİ Parti yönetimi Akşener'in tek kadın aday olması, milliyetçi ve muhafazakar kesimden oy alabilmesi ve oylarının artış eğiliminde olması nedeniyle Akşener'in ortak adaylığını savunuyor. Akşener ne yapar? Meral Akşener'in ise tek başına Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı netleşti. 1. Akşener, Millet İttifakı'nın ortak aday imkanı doğduğu takdirde bir an bile tereddüt etmez. 2. Akşener aday olamadığı takdirde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleyen lider olmak istiyor. 3. Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığından ziyade kazanacak bir isimle seçime gidilmesi eğiliminde. Akşener kendisi olmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı destekleyebilir. Altın ise Akşener'in elinde. CHP'de kimler istiyor? CHP Genel Başkan Yardımcılarından oluşan çekirdek bir kadro, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçilemedi ama CHP'nin başına geçmek istedi. İmamoğlu ya da Yavaş, Cumhurbaşkanı seçilemedikleri takdirde CHP Genel Başkanlığını isteyeceklerdir diye düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla bunun önünü kesmeyi hedefliyorlar. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olduğunda seçimi kaybederlerse belediye başkanlıkları da AK Parti'nin eline geçer diye karşı çıkıyorlar. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olsun, kazanamadığında CHP genel başkanlığı bize kalır diye düşünenler de var. Erdoğan ister mi? CHP dışından bir faktör ama bence Kılıçdaroğlu'nun adaylığını en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ister. Her parti kendi adayını çıkarır çok ihtimal vermediğim bir seçenek daha var. Eğer Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerilimi artar, Millet İttifakı ortak bir aday üzerinde uzlaşmaya varamazsa geriye tek bir seçenek kalıyor. O da her parti kendi adayını çıkaracak. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim. CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını baskın hale getirme çabası Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden oluyor. İmamoğlu şimdilik sessiz kalıyor ama buna bakarak kimse Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği hesabını yapmasın. Çünkü bu hesap yanlış hesap olur. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde harekete geçecek. İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu karşısında elinde önemli kozları var. ABD ve HDP desteği ABD başta olmak üzere Batı dünyası İmamoğlu'nun seçimi kazanacağına inanıyor. Ayrıca HDP'nin desteği İmamoğlu'nun yanında. Ama Kılıçdaroğlu pek pes edecek gibi görünmüyor. Süreç ilerledikçe Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki gerilim artacak. Livaneli Cumhurbaşkanı adayı mı? Zülfü Livaneli CNN Türk'te Cumhurbaşkanı adayı olmadığını, bir siyasi beklentisinin bulunmadığını açıkladı. "Hiçbir siyasi hedefim yok." dedi. Ben de Livaneli'nin kişisel bir beklenti içinde olduğunu zannetmiyorum ama Livaneli ve demokrasi projesinde yer alan isimler bir role soyundular. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir inisiyatif üstlenmeye çalışıyorlar. Solda kurucu akıl gibi hareket ettiklerini görüyorum, burada yanlış olan bir şey yok. Hedefleri HDP ile CHP'yi aynı havuzda buluşturmak. Livaneli, CHP ve HDP birleşmesi olmaz ama son seçimde İstanbul'da olduğu gibi insanlar özgür iradeleriyle gider oy verirler dedi. İmamoğlu projesi Benim ısrarla İstanbul modeli dediğim model bu. HDP'nin tipin CHP'nin oylarının aynı sandıkta buluşturulması projesi bu. Bunun yanlış bir tarafı yok ama işin bir püf noktası var. Livaneli ve arkadaşları demokrasi projesi diyorlar ya siz onu Ekrem İmamoğlu projesi olarak okuyun. Bunlar önce Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde inisiyatif elde etmek istiyorlar. Ardından da Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak. Baykal nasıl değerlendiriyor? Zülfü Livaneli'nin açıklamaları ve körfez ötesinden atılan tweetler üzerinden Deniz Baykal hedef tahtası haline getirildi. Düğün değil bayram değil enişten beni niye öptü diye bir söz vardır. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle köşesine çekilmiş olan Baykal şimdi neden hedef alındı? Deniz Baykal'a bu soruyu ben değil, CHP'nin eski yöneticilerinden Yılmaz Ateş sordu. 70'li yıllardan beri Türk siyasetinin önemli aktörlerinden biri olan Baykal üç ayaklı bir değerlendirme yaptı. 1. Bunlar bir plan çerçevesinde yapılıyor. 2. Türkiye'yi yeni döneme hazırlıyorlar. 3 ulusal ve milli sorunları konuşulmayacak hale getirmeyi hedefliyorlar. O nedenle CHP içindeki ulusalcı kesimi sindirmeyi ve susturmayı amaçlıyorlar. Abdülkadir Selvi Hüseyin Gülerce Livaneli'nin Baykal çıkışının bir izahı var. Muhalefet bloğunda şaşırtıcı çıkışlar oluyor. Mesela Zülfü Livaneli'nin Baykal için söyledikleri. Baykal solcu muydu hiçbir alakası yok, tipik bir sünni sağcı, Ankara politikacısıdır Baykal. Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez, bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı. Şaşırtıcı çünkü CHP AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırırken Livaneli'nin yaptığının bir izahı olmalı. Alevi-Sünni ayrımını körüklemekse tam bir 5. kol faaliyeti neden Livaneli bu fitnenin ateşine odun atıyor? İnandırıcılığı hiç yok. Sıradan bir siyasetçi bile falan kişi Kürtleri, Alevileri sevmez diye laf atmaz. Kaldı ki kendi çizgisinde Baykal asla bu lafı söyleyecek biri değil. Livaneli bir de yalan söylüyor. Kürtleri, Alevileri sevmediğini Baykal çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı diyor. Hangi basında, nerede, ne zaman çıktı? Tek bir delili yok. Kaldı ki basında çıkmış olsa Türkiye'de yer yerinden oynardı. Zülfü Livaneli çok kişiye göre kendisine meşrebine uygun bir çirkeflik yaptı. Kılıçdaroğlu'nu da zor durumda bıraktı. Partisinin bu haftaki grup toplantısında Kılıçdaroğlu tepkisini Türkiye'nin bu kadar derdi varken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem de Türkiye'ye ihanettir sözleriyle gösterdi. Bu ihanet lafını Livaneli yaladı yuttu demek ki meşrebi buna da müsaitmiş. Cevaplanması gereken soru Livaneli bu çıkışı neden yaptı? Benim görüşüm bu saatten sonra muhalefet bloğunda olan biten, şaşırtıcı, acayip, kafa karıştırıcı her şey muhalefet bloğunun belirleyeceği adayla ilgili. Cumhur İttifakı'nın adayı belli, Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı net, Sayın Bahçeli her fırsatta bunu hatırlatıyor. Muhalefet bloğu ise aday konusunda tam bir kafa karışıklığı içinde. En son iki gün önce CHP Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Bursa'da Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum diye konuştu. Kılıçdaroğlu ısrarla adayımızı ittifak ortaklarımızla belirleyeceğiz derken bu neyin nesi? Anlamak zor değil. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu adaylık için öyle hevesliler ki, kılıçlar onun adaylığı dillendirilerek onlara susun deniyor ama bu ileride ciddi bir sıkıntı kaynağı. Muhalefet bile onun adayının HDP desteği olmadan belirlenmesi asla mümkün değil. O meselede de İyi Parti ile HDP arasında giderek sertleşen, kızışan bir çatışma var. Bu hafta İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, bütün partilerle diyalog halindeyiz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu. Hangi amaçla görüşmediğimizi de açıkladık deyiverdi. verdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp Koray Aydın'a ırkçılığınızda boğulun cevabını verdi. Daha önce de Meral Akşener HDP'ye ayrı aday çıkarmasını tavsiye etmiş, HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay da sizin aklınıza ihtiyacımız yok demişti. Adaylık konusu muhalefet için Gordiyon düğümüdür. Bu düğümü muhalefet liderlerinin hiçbiri çözemez, kılıç darbesi gerekir. O kılıcı da Biden tutuyor. Muhalefet kördüğüm olunca Biden devreye girecek ve onlara HDP'nin de destek vereceği bir ismi dayatacak. Zülfü Livaneli zemin hazırlığı için bir yerden başladı. Hüseyin Gülerce